Evet arkadaşlar, hepinize merhabalar. Bugün sizlere nereydi lan bura? İki telli Aykos'un iki telli ayakkabıcılar sitesi, ayakkabıcılar sanayi sitesi. Ben sizlere yakışıklı bir transporterin yanından sesleniyorum. Transporteri aracımızın sahibine öncelikle teşekkür ediyorum, aracımızlara güven verdi. Evet, gel kaputu aç, gel. Gel kaputu aç. Motoru gösterelim ilk önce. Karizmatik kardeşim benim. Motoru en son çalıştırıyor oğlum. Şimdi aracımız motorunu ilk önce göstermemiz gerekirse ki açabilirsek. Aa, bu da amortisörlü, gayet güzel. İlk önce motoru anlatalım. Anahtar kapıldı bizde. 140 beygir. O bir tane Sportline kedi çekmiştik. Şu araba mı lan bizim? Şey. O mu? Yok o değil. Sportline kedi çekmiştik. Kedide 140 beygir bir 2000 TDI motor vardı. Şimdi değil. O motorun aynısı 140 beygir bunda da. Euro 5 emisyonlu. Volkswagen ekonomik bir motor. Gayet güzel. Motorumuz şimdi gözüküyor. Şeyimiz amortisör. Gelsin bir şey olmaz. Kapandı, gelsin bir şey olmaz ya. Tamam. Onun haricinde ön yüzümüz. Şimdi transporterimizin yan tarafına geldik. Bu tarafta sağ olsun canımın içi durdurdu, karıştı o an. Bir şeyler oldu da Süleyman'a dikkat etsin, arabalar geçiyor. Yakışıklımız dikkat etsin. Ön yüzümüz 2015 yılından beri aynı. 2019 Eylül'den şimdiden itibaren bir yüz değişti. Aha, canavar geldi. Ön yüzümüz bu şekilde. T5 kasanın makyajcısına benziyor. T5'in makyajlı versiyonuna temelli bir araç. 6. jenerasyon transporter olarak tanıtılıyor, adlandırılıyor. Bunun makyajlı versiyonu var bir de, yeni çıkan. Onu daha incelememiz fırsat olmadı. Olmadı, inşallah onu inceleyeceğiz. Onu inceleyeceğiz değil mi Süleyman? Tamam, inceleyeceğiz. Onu inceleyeceğiz inşallah. T6.1 oda. Bu T6 olarak geçen versiyon. Ön yüzümüz de bu şekilde gayet yakışıklı duruyor. Karizma isteği varsa karizma olarak. Bu araç Comfortline'di galiba. Başladı. Evet, şimdi transporterimizin deminden beri ön yüzünü anlatıyoruz. Bu araç ilk başta 2015 yılında tanıtıldı. En son 2019'un Ekim ayına kadar bir satışı gerçekleşti. Yaklaşık 4 yılda. 4 yılda da bayağı güzel satış rakamlarına ulaştım, ben söyleyebilirim. Atar yapıyor arabanın yüzüne karşı. Niye benden daha çok yakışıklısın diye. Aracımızın Comfortline donanımı bu aracımız. Dikkatimi çeken şey şu oldu. Sistemi yok bu arabada. Acaba niye yok bilmiyorum. Emre abi. Sormak lazım. Comfortline donanımında bence sistemi olmalıydı. Aracımızda farklılık olarak, Emre gülüm, arabada farklılık olarak içeride fren kaliperleri kırmızıydı. Evet. Orada bir de lastiği patlamış. O da bir transporter. O da uzun şasi galiba. Jant kapağımız var normal. İçeride de kırmızı şeyli. Kırmızı fren kaliperimiz var. 4 sette de aksiri. Evet, arabanın lastiği patlamış. O gidiyor. Geçmiş olsun. O da uzun şasi. Aracımızın fren kaliperleri kırmızı. Burayı kırmızıya boyamışlar ve gayet de şık durmuş. Kron ayna kapağı ve rüzgarlıkla birlikte de transporter biraz daha yakışıklı hal almış. Emre, anahtar. Evet, şimdi kapı yapısı olarak falan da aslında baktığımızda 2002 yılında ilk tanıtılan 5. nesil transporterla temel aynı. Uzunluğuna geldiğimiz takdirde de 4.9 metre bir uzunluğa sahip. 5 metre 30 santimde bir bagaj uzun şasi de var. Yani uzun şasi ile kısa şasi arasında 40 santim bir mesafe var. Bu da gayet güzel bir rakam.
Gayet güzel bir değer. Evet. Süleyman seni nereye atalım? Seni şöyle atalım. Sen şöyle otur. Çok güzel oldu valla. İndir indir Kenan abi ya, ağlıyor hemen. Maşallah. Kenan kutlayan alanı. Şimdi kapat. Şimdi aracımızın şöyle oturayım. İçine doğru bir geçeyim. Allah. 4.9 metre bir uzunluğuna sahip dedik. Bu da gayet güzel. Segmentin rakipleri Custom, Tornado Custom, Vito, Trafic. Bunlar gibi araçlar. Şimdi isterseniz aracımızın bagajına bakalım. Hemen bir bagaja bakalım. Aptım videoyu durdu. Videoyu kaydediyorsun. Bir bagaja doğru geçiyoruz. Abi. Şimdi transporterımızın bagajındayız değil mi Süleyman? Evet. Evet. Şimdi ekibimizde yeni bir canavar. Çak. Adamsın. Çak. Bir de şöyle çak. Oo, süper. Şimdi transporterımız dediğimizde 5 koltuklu, şoför dahil 6 koltuk var toplamda. 6 tane yolcu kapasitesine sahip. Tabii ki biz burada Türk milleti olarak hünerlerimizi gösteriyoruz. 6 diyor. Biz 26, 36, 46. Bu arabaya rahat 30 kişi otur. Efendim? Değil mi? Evet. 30 kişi sığdı mı bu arabaya hiç? Evet. Söylüyor. 30 kişi falan doldurmuşlar bu arabayı. Gel 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 gel. Tamam, seni uğurlayalım şöyle. O da mı? Tamam. Emre abi almış çocuğu. Emre abi. Arabayı biz anlatalım. Süleyman Bey'le anlatalım. Tabanı öncelikle çok yumuşak ve taban orijinal taban. Bu da gayet güzel. Bagaj, bagaj. Burada. Bunlarda çift tip. Bu kasalarda çift tip var. Biri arkası sac olup yani sürgülü kapılarda cam olup arkalar sac olan tipler. Bir de komple camlı van olarak geçenler var. Bu komple camlı van olarak geçen araç. Onun haricinde uzun şasi olarak aldığınızda tekrar 5 koltuklu bir şekilde evet. Evet. Tekrar 5 koltuklu şekilde aracı satın alabiliyorsunuz. Onun haricinde de aracı ek olarak arkaya koltuklar satın alınabiliyor. Kısa şasi ile uzun şasi arasındaki fark santim farkı da söylediğimiz gibi 40 santim. Şimdi biz birazcık bagajı kapatalım. Süleyman'ın dediği gibi bagajı kapatalım. Aracın arka yolcu kısmına geçelim. Ondan sonra da konfor yani ön şoför kısmına geçelim. Bagajı kapatalım. Sizi birazcık geriye alalım. Hadi bay bay. Evet arkadaşlar, bir durdurduk, karıştı. Şimdi aracımızın sahibi bagajı kapatsın. Biz burada bagajda biraz Süleyman'la sohbet edelim. Esallah bay bay. Bay bay. Bay bay. Misafirlikteyiz. O yüzden farklı bir konseptte oldu. Süleyman'la videomuz çekmeye başladık. Süleyman konuğumuz oldu. Bugün güzel oldu. Onun haricinde ben araçta videoda gördünüz mü bilmiyorum. Arkada spoiler var bagaj kapağının üzerinde. O da gayet şık duruyor. Beyaz renkte. Onun haricinde burada tavan rayı opsiyonel olarak satın alınabiliyor. İsterseniz tavan rayını satın almadan da transporterınızı kullanabilirsiniz. Onun haricinde şimdi arka koltuklara gelelim dedik. 5+1 bir aracımız dedik bu araç. Kısa şasi. Şimdi araçta zaten boy mesafesi, diz mesafesi, tavan mesafesi falan demeyeceğim. Bayağı yüksek. Ticari araç olmasından dolayı. Koltuklarımız çıkabiliyor. Katlanabiliyor. Her pozisyonu alabiliyor. Hatta ben daha demin şunu keşfettim. Emre söyledi araç sahibi. Emre abi. Bu şekilde kalabiliyoruz. Evet Emre beni katlayın gülüm. Katlandım. Evet. Bunlara bile katlandığımıza göre bir de hadi koltuğu katlayalım. Kötü bir espriyle koltukları katlayalım. Emre nasıl yapıyorum? Bir de bu ha. Koltuğun arasında kal canım.
Evet, bu koltuk tabii ki biz burada tam bilmediğimizden dolayı acemi bir şekilde katlıyoruz. Bu koltuk gibi de katlanabiliyor. Hatta diğer tarafa öne doğru da gidebiliyor. Ha, bu önde koltuk olduğundan dolayı katlanamıyor. Hatta bunlar çıkarılabiliyor da. Buralardan, altlardan çıkarılabiliyor da. Gayet şunlar. Arkası hangar. Bunda çıkabiliyor. Arkası hangar gibi olabiliyor. Süleyman. Burada semaver yapsa geridir ha. Değil mi? Burada bir semaver yapsa geridir. Değil mi? Evet. He, yeridir. Bak böyle koltuk. Bak o şekilde de koltuğumuz çıkıyor. Annemiz de bize anlattı sağ olsun. Şimdi fazla da vakit almadan biz koltukları katlayalım. Onun haricinde Süleyman'ın çıkar mısın? Paşam. Evet, burada ilk yardım çantamız, yangın tüpümüz tabi duruyor. Aracınızda aa, hiçbir şekilde yangın tüpü falan ihmal etmeyiniz. Nereden hiç onu çekmeden bu? Bak şurada şey var ya. Şurada. Bak şurada, bak şu. Onu çekiyorsun. Sadece onu çekiyorsun. O mu? Evet. Bir de bu da tamam. Dur Süleyman al. Evet, koltuklarımız da bu arada emniyet kemerleri mevcut. Bunu? Arka koltuklar da emniyet kemerlerimiz mevcut. Bunları da bir gösterelim Alpüsüme. Emniyet kemerlerimiz mevcut. Orada da mevcut. Kemer tokamız mevcut. Tokalarımız mevcut. Bunu güvenlik katlandığı zaman böyle kendinden açılıyor. Evet, Süleyman'a dikkat ediyoruz. Güvenlik Volkswagen'de üst düzeyde. Şimdi de kolu kaldı. Şimdi de fazla vakit almadan aracımızın şoför kısmına geçelim, kokpitine geçelim. Müzik sistemi, motor. Yallah. Hadi hemen geçelim oralara da. Kapatıyor değil mi? Aa, kapat. Ne oluyor? Çektim. Evet arkadaşlar, şimdi Süleyman arabayı karıştırırken ben de transporterin kokpitine bakıyorum. Değil mi Süleyman? Transporteri inceliyoruz şimdi. Evet. Evet, kamera ben değilim. O taraf kamera. O tarafa da bakabilirsin istersen. Tekrardan hepinize merhabalar. Şimdi aracımızın son olarak kokpit kısmına ve müzik sistemine bakacağız. Kokpiti T5'ten, yani 5. nesil transporterdan tamamen farklı. Telefon bağlı. Benimki bağlı mı? Yok, bendeki müzik. Hayır, benim telefon bağlı. Tamam, onu hallederiz şimdi. Aracımızda öncelikli olarak manuel klima bulunuyor. Onun haricinde de klasik Passat'ta, Kedi'de olan işte Passat, Kedi, Polo, Golf, Jetta, bunlarda olan direksiyon ve göstergemiz mevcut. Aracımız 119.500 kilometrede. Onun haricinde navigasyonumuz mevcut. Harita veriyor. Değil mi? Harita veriyor. Veriyor. Harita veriyor. Bluetooth bağlantısı var. Açılmıyor. Bağlıyorsunuz. Şu an açılmıyor abi. Açacağız biraz sonra. Manuel klimamız. Klima ayarları yine Volkswagen diğer modelleriyle aynı. Burada torpido önemli. Çünkü ticari araç. Saklama alanları önemli. Burada bir alanımız mevcut. Süleyman'ı alabilir miyiz? Karıştırıyor. Evet, Süleyman'dan da kurtulmamıza göre ticari araçlarda torpido önemli. Şöyle torpidolarımız geniş. Zaten göstermiyorum biraz geri. Burada bir alanımız mevcut. Burada bir alanımız mevcut. Burada da bir alanımız mevcut. Kahve bardaklıkları koyabileceğimiz alanlar mevcut. Burada bir alanımız. Burada da ufak bir alanımız mevcut. Bacadan damdan kaçtı. Kapıdan kaçtı, damdan girdi derler ya, Süleyman'ın aynısını şu anda bize gerçekleştirdi. Burada da bir gözümüz mevcut. Burada da ufak bir gözümüz mevcut. Tabi araç sahibimiz şöyle de bir şey taktırmış. Bu da gayet güzel duruyor pratik şekilde. Süleyman alabilir miyiz sen? Evet, Süleyman'ı alalım bir. Silecek kolları yine koca kafaya aynı. Vites topuzumuz aracımız 6 ileri 140'lık olduğu için 6 ileri mandallı. Vites. Şimdi aracımızın müzik sistemine geçelim. Şimdi Alpüsemi'den rica edersen bir durdurabilir mi?
Arkadaşlar şimdi aracımızın ses sistemine bakalım dedik. Aracımızın ses sistemi orijinal. Navigasyon orijinal. Herhangi bir sonradan yapma bir şey yok. Camı da kapatalım. Müziklere bakıyoruz böyle ufaktan. Şu anda ben yavaş yavaş açıyorum. Arka kapı çıkıyor. Bas veriyor ufaktan bir belli bir seviyenin üzerine çıktığımızda. Ses ticari araçlara göre oldukça güzel. Mesela bir tanesinde kalın bir ticari aracın ses sistemi nasıl? Yani bunlar bu araç dediğim gibi Ford Tourneo Custom Visual Expert. Bunun haricinde Renault Trafic, başka Vito, bunlara rakip. Vito haricinde, bu segmentte Vito haricinde en çok tercih edilen tabii ki yine Volkswagen Transporter. Volkswagen Transporter'a baktığımızda zaten göstergeyi anlattım. T5'te, T5'in birebir neredeyse aynısı gösterge. Navigasyon orijinal dedik. Şimdi ses sistemine bakıyoruz. Ses sistemi standart sesin üzerine verdiğimizde de yine ticari araçlardaki beklentinin üzerinde bir performans sergiliyor. Dokunmatik tepkisi güzel. Dokunmatik tepkisi çok güzel aracımızın. Onun haricinde burada radyo, medya, telefondan görüşme yapabiliyorsunuz. Ayarlar, bilmem ne, navigasyon, harita kullanabiliyorsunuz. Dörtlü flaşörümüz de burada. Şimdi şu tarafa doğru yaklaşırsak da yavaş yavaş ne yapacağımızı söyleyebiliriz. Şimdi aracımızın motorunu çalıştıracağız. Motoruna bir bakacağız. Motor. Ben bir soru sorabilir miyim? Tabii ki. Sen bu arabayı beğendin mi Kemal? Ben bu arabayı beğendim. Bu arabayı siz kaç aylıktı? 1-2 aylık almıştınız galiba. Pikniğe gelmiştiniz. Aynen. O piknikte ben bu araba benim çok hoşuma gitmişti. Mesela. Çok hoşuma gitmişti. Yani alsam kullanır mıyım? Alsam kullanır mıyım? Alsam kullanırım. Kısa şasi. Kısa şasi olması da çok güzel bir şey. Doblo'nun uzun versiyonuna yakın bir boy neredeyse. 4.94 metre 90 santim bir boy. Bu da gayet güzel ebatlar. Abdüsemi Bey artık torpidoya oturmaya niyetlendi. Torpidoya oturmadan biz bir arabayı çalıştıralım. Motoruna bir bakalım. Motor evet. Bakalım. En heyecan verici nokta galiba araç hakkında. Değil mi? Hadi videoyu durdursunlar bir motora bakalım. Aracı çalıştırma şeyi bana kaldı. Aracı hareket ettirmeyeceğiz tabii ki. Bir tek motoruna bakmak adına. Aynen. Evet. Şimdi motor sesimiz de gayet güzel. Volkswagen'in ben tok sesini çok seviyorum. Tok sesini çok seviyorum. Şimdi de motorumuzun yanına doğru geçelim hemen. Hadi. Evet, motorumuzun yanına geldik. Motorumuzda en başta anlattığımız gibi 2000 motor, 140 beygir bir motor var burada. İnceleme videosunu çektiğim 2014 model Sportline Kedi'de, bismillah ne oluyor lan? Sportline Kedi'deki anlattığımız motor, çalıştırdığımız motor. Yine o otoparktaki yaşadığımız komik anları hatırlıyorum. Aklıma geldi. O an arabayı çalıştırdık, bilmem ne falan, bayağı bir komedi oldu. Şu anda da aracımızın yanındayız. Aracımız, bu araç 180'lik. 200'lük, 140'lık, 102'lik olmak üzere bu tür çeşitlerle 2000 motor olarak satışa sunuluyor. Aracımız yaklaşık 120 bin kilometrede olmasına rağmen motoru gayet bakımlı, gayet temiz bir araba. Bakım olarak gayet temiz bir araba. Güzel bakılmış. Güzel bakılan araçları ben biraz daha fazla ilgili çekiyorum. Biraz daha fazla uzatarak çekiyorum. Fazla uzatmayı seviyorum. Temiz bakımlı arabaları, güzel arabaları. Yavaş. Öleceğim ulan. Arabayı anlatıyoruz. Araba yakıt olarak yine kediye yakın.
140 beygir, 2000 motor fazla, çok yakar, bu arabayla uğraşılmaz diyenlere ben şunu söylemek istiyorum. Aracımızın yakıt tüketimleri 6 litre, 7 litre veya 5,5-6 litre bantlarında. Yine Volkswagen motoru ekonomik bir motor olduğu için yakıt ömrü de güzel, bakım ömrü de gayet güzel. 10.000 kilometrede bir aracınızı bakıma götürdüğünüzde, bir de mümkün olunca işçiliği güzel olan bir servise götürdüğünüz takdirde, eğer yetkili servis haricinde bir yere götüreceksiniz, işçiliği güzel, bildiğiniz, güvendiğiniz bir tamirhaneye götüreceksiniz, servise götüreceksiniz de temiz bir yere götürmenizi öneririm. İşini bilmeyen ustalarımız maalesef çok. Ama ben tekrar söyleyebilirim ki bu arabayı da bu arada 6 lirin 102'likte 5 lira şanzıman var. Bunda 6 lira. DSG olarak aldığınızda yine DSG'de 7 lira çift kavrama şanzıman olarak geliyor. Şimdi kaputu kapatalım. Vallahi bir kere daha çalıştır ya. O güzel tok sesini duyalım. Volkswagen markasındaki motorlarda tok sesi çok güzel. Özellikle benim çok hoşuma giden ses, bir bunda çok hoşuma gidiyor. Bir de 1.6 TDI 105'lik Passat'lar, V7 kasa Passat'larda, bir de 90 beygir 90 beygir Polo'larda sesi çok hoşuma gidiyor. Değil mi Süleyman? Çok güzel. Vallahi bak, gel. Öcüye bak. Şu anda korktu. Gel. Tamam. Aracımızın yakıtı da çok güzel. Motoru da çok güzel. Hızlanması efsane. Kesinlikle 140 beygir bir Transporter veya kedi almadan Volkswagen kullandım demeyin. Açık ve net düşüneceğim. Ben Volkswagen alacağım zaman 2000 motor 140 beygir bir modelini alacağım. Kullanacağım. Onunla da sizi gezdireceğim ulan. Havalara gidiyor Kenan Bey. Buradaki ekibi gezdireceğim ve o ekiple de video çekeceğiz. Stream. Evet, Emre'ye de çok teşekkür ediyoruz. Gaza geliyor iyice. Gaza basarken çok gaza geliyor lan bu. Gaza basarken çok gaza geliyor. Tamam, dur lan. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.